Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Şu bebek beni çok etkiledi. İki kere giriş videosu çektim biliyor musunuz? Dilim sürçtü. Ama olsun. Ne yapalım? Bu güzellik beni etkiledi diyelim. Şimdi bu arkadaşın fiyatı 147.909 euro. Boat Show'a özel fiyat olarak geçiyor. Ama şimdi Erdinç kaptanım olmuyor, ben sizi inceliyorsun. Tekrardan inceleyeceksin. Nasıl yapacağız o işi? Geldim. Ama şimdi şuradan şöyle bir geçiş yapalım. Burada çok güzel botlar var. €147.900. Ne kadar? 147.900 euro. Ama boş olmak suretiyle böyle bir şeyler gelmişler. Ya şu beyaz motor çok güzel duruyor. Çok yakışıklı duruyor. Sedef beyaz. Farkında mısın? Nasıl hissettiriyor değil mi? Yani şimdi şunu da boydan boya çok rahatlıkla yatabilirsin. Yanlışmayın. Şimdi buradaki yatış şekli ne oluyor biliyor musun? Kafa kısmı buraya geliyor, ayaklar o buruna gidiyor. Bu deminki baktığımız şey yapışkanmış değil mi? Dışarıyı göremiyoruz. Güzel, havalı duruyor ama. Tuvalet burada. Biz tabi lafa da aldık. Aynı zamanda duş falan da burada galiba. Yani çok zorunlu kaldığın zaman zaten duşu yaparsın. Bunları kaldırdıktan sonra duş gideri falandır. Hani şu kapağı, kapısı. Ondan sonra böyle bir şöyle kaldırıyoruz galiba. Hoppa. Evet, böyle kapattık. Oturur duruma getirdik. Yani bak, kokpitten şöyle baktığınızda şu görseli, ben şu an kameraya gösterdiğim gibi görebiliyorum arkadaşlar. 147.900 diyorum. Bunlar zaten dijital artık. Hani telli falan değil. Elektronik olarak şey yapıyor. İşte burada bir sürü göstergeler falan var. Direksiyon, dümen çok keyifli gözüküyor. Baş motor, baş pervanenin joystick'i. Herhalde buraya da diğer paneller falan konuyor. Bu da Yamaha'nın enerji gelirse şeyi, dokunmatik yapmışlar. Bu da çapayı buruna gidip, yani indirip kaldırmak için öyle bir şey yapmışlar. Güzel bir şey esasında. Bunu boynuna asabilirsin. Çok önemli. Burası böyle. Buruna geçelim. Ah, burbaya. Bakar mısın? Bembeyaz ya. Değil mi? Şimdi merak ediyorum. Erdinç kaptanım. Şimdi sonuçta bu jel kot. Yani şu jel kot. Kalıbın içine sen ne renk jel kotu sürersen tekne o renk çıkıyor. Bunda netiz değil mi? Şimdi biz bu jel kotu Türkiye'den alıyoruz. Döküyoruz. Bu kadar böyle bembeyaz değil. Bakın yani böyle bir değişik güzel bir beyazlığı var. Bembeyaz yani. Güllerinde biraz krem gibi. Ha. Yani neden? Hani merak ediyorum. Yani arkadaşları yoruma da bekliyorum. Şuraya bakar mısınız? Yani şöyle buraya bir kulp koymuşlar ama niye koymuşlar anlamadım. Yani anlamadım. Yani oturduğunda Yok. Tutulacak pek de bir pozisyon yok esasında. Hani acaba, şu çapa dolabına
Sen aç istersen ben çekeyim. Ha, öyle baştan. Her çapa dolabı değil. Baş merdiven gibi yapmışlar. Bak merdivenleri buraya saklıyorsun. Evet. Yani baştan merdivene çıkmak istiyorsan baş kısımdan çekiyorsun ve merdiven aynı zamanda gizleniyor. Güzel yapmışlar. Evet. Nasıl kapanıyor? Evet. Burada Yamaha'nın motorları. Boy boy. 9.9'u ne güzel küçültmüşler. Minnacık olmuş. Çok iyi olmuş. Yani çok kabaydı. Boş yeri bir ağırlıktı. Bir de şöyle teknenin şöyle bir görselini vereyim. Şunun kamerası da güzelmiş. Bak şuradan çıkalım. Bir ufaktan da bir çekim ona bakalım bir. Yani kabin kapalı oluş çok güzel. Bak buraları kabin içinde. Halbuki aynı boy. Merhaba, kolay gelsin. Aynı boy mu? Aynı boy. Aynı boy, sadece burada. Evet. Kabin farkı var ama bayağı bir güzel, çok yakışıklı duruyor. Seçeneğe göre işte iki seçeneğimiz var zaten. Evet. Ne olur buradaki havuzlukta çok açıkta olmak istersen işini görürsün. Bir de burun kısmı da güzel. İçerisi resmen minibüs gibi ya. Valla. Valla minibüs falan filan diyor da gayet de güzel yani. O üstü de açık. Bu güzelliğin fuar fiyatı nedir? Kafayı çarptım. Bu güzelliğin fuar fiyatı nedir? €240.000 liste fiyatı. 204 bin. 204 bin euro motor dahil fiyatı. Çok güzel. Motor kaç beygir? 300 beygir. Harika. Yani şu durumda harika. E tabii. Her şey dahil. Çok harika. Vallahi. Ha, mükemmel. Başaltı gayet iyi. Zaten başaltı deminkisiyle aynı. Sadece burada kabin bindirme var değil mi? O şu geçiş falan da çok güzel. Silecekler koymuşlar. 204 bin euro. 200 Daha çok olsa daha da. değil mi? Buraya hiç konulabilir mi? Yoksa burada bir hazırlık mı var? Hiç konulabilir mi buraya? Değil mi? Yani açık gibi sanki de. Ben bir şey diyeceğim. Güzel bir soru. Neden böyle ters açı? Araba gibi düz açı değil. He. İlginç. Rüzgarı daha iyi yarıyor. Değil mi? Evet. Allah Allah. Evet. He, böyle bir tasarı var çünkü. Tasarım var çünkü. Kuzey tekneleri değil mi? Şu teknenin ırgatın kumandası orada kalmış. Yürümesin. Yarın daha kalabalık olacak ya.
Evet. Evet, bu güzel videonun da sonuna geldik. Ne yapıyoruz? Videomu beğeniyoruz. Sizleri seviyorum. Sevgiden kalın, kanalda kalın. Görüşmek üzere.